Cevabı rüzgarda, saklı dostum. Cevabı esen rüzgarda. Yayla çorbası istiyorum. Bol nane olacak. Kutupçular, pardon, kutupçular çıkmazı. Kafası karışık müzik mikseri. Deneme ses 1-2-3. Cumartesi geceleri sizin geceniz. Bizi bize unutturdu televizyon, televizyon. Yanlış hapları yutturdu televizyon, televizyon. Hazırlayan ve sunanlar Selahattin Çolak ve Barış Demire. El süper program. Çiçek gibi. Yeni. Yeni tabii. O zaman hoş geldiler, sefalar getirdiler havuzumuza. Dört ses severim. Su sesi, kara sesi, kadın sesi. Bir de kırdırdığım kollardan çıkan kemik sesi. Sokaklar bizim, gece bizim, gündüz bizim. Umutsuzla alışma. Bir sabahsız gecede hasret doldu gönlüme. Sevmek senin neyine? Açık radyo. Bir sabahsız gecede hasret doldu gönlüme. Sevmek senin neyine? Dile düştüm bak yine. Koltukçular çıkmaz. Açıklar diyor. Dünyanda mı gördün lan sen anarşik abini gelip beni öldürdüğünü? Ha? Ağlama sen de. Ben
Koltukçular. Koltukçular çıkmaz. 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 Ay canım benim, seni seviyorum. İstanbul gecelerinin karanlık köşelerinde içki, kadın ve kumar peşinde koşan delikanlılar. Sorumsuzluk duygusuyla açılan kollara atılıp kucaktan kucağa düşen genç kızlar. Hatalı davranışlarıyla evlatlarının istikbalini mahveden ana ve babalar. Aile baskısıyla yön verilmeye çalışılan gençler. Cumartesi günü saat 2'de gazinomuzda bulunmanızı rica ederiz. Şimdi 12'den vurdum. Tebrikler. Koltukçular çıkmaz. Akıllı olun lan. Eğlencenin tek adresi. Koltukçular çıkmazında geçen hafta. Sen benim yaşımdayken, anam benim yaşımdayken, babam benim yaşımdayken, ninem benim yaşımdayken, teyzem benim yaşımdayken, abim benim yaşımdayken, benim yaşımda olamazsınız hiçbiriniz. Benim yaşımda olamazsınız hiçbiriniz. Benim yaşımda olamazsınız hiçbiriniz. Eğlencenin dibine vuruyoruz. Podcast çıkmaz.
Hiç bunlardan bahsetmiyorsun ama Selahattin. Bunları sonraki programlara saklayalım. Vallahi. Şimdi acele. Tamam. Devam edelim. Çıkmazdı. Gerçek koy. %100 duygu. Merhaba televole. Canımdan
seni senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Galatasaraylı Müslüm Gürses takımının şampiyonluğunu izlemek için hayatında ilk kez maça gidiyordu. Hayranlarının Ali Sami Yen'deki coşkusu görülmeye değerdi. Müslüm Gürses çok heyecanlıydı. Yerinde duramıyordu. Burası Samiyet, burası şok. Burası Samiyet, burası şok. Müslüm Baba Galatasaray'ın İstanbulspor'u yeneceğine inanıyordu. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Gönlündeki skoru söylemeden de edemiyordu. 2-1 galip gelecek diyorum. Ve maç başlamış, Müslüm Gürses'in heyecanı doruğa çıkmıştı. Cimbom Galatasaray, şampiyon cimbom. Cimbom Galatasaray, şampiyon cimbom. Galatasaray'ın her atağında, her kaçan golde kendinden geçiyordu Müslüm Baba. Bu maçı alacağız, başka yolu yok. Müslüm Gürses takımından gol beklerken İstanbulspor penaltıdan golü atmaz mı? Yani topa gireceğine oyuncuya girdi. Bu gol Müslüm Gürses'i yıkmıştı. Daha fazla heyecana dayanamayacağını söyleyerek stadı terk ederken takımının umudunu kesmemişti. Üzgünüm ama galip geleceğiz. İkinci devre işi götüreceğiz diyorum. 2-1 bitecek diyorum. Müslüm Baba ikinci yarıyı izlememişti. Ama dediği de olmuştu. Galatasaray attığı 4 golle şampiyonluğu kucaklamıştı. Müslüm Baba şampiyonluğu stüdyoda kutluyordu. Dünya tersine dönse vazgeçmem cimbom. Gökteki güneş sönse vazgeçmem. Sensizlik inan ki ölümden beter cimbom. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem cimbo. Gecenin efendisi koltukla çıkmazdı. Bunu söylemek istiyorum ki, kilitli kapılar açılsın lütfen. O yürekler açılsın. Biz de yaşamaya geldik dünyaya. O kilitler açılsın lütfen. Kardeş kardeşe kıymasın. Çünkü arada vesile kardeşlerimiz var, gönüllerimiz var. Kendimize gelelim lütfen. Ne yapıyoruz biz ki? Biz ne yapıyoruz ki? Kırık kalplere şifa niyetine. Kodka çıkmazdı. Bu ağrı sadece bel fıtığından değilmiş gibi gelmeye başladı bana. Böbreklerde de bir problem var gibi. Bak, eğer sidiğin kırmızıysa dediğin doğru. Aha şu çay gibi şerefsiz. Vallahi o zaman tamam. Böbrek yetmez. Hadi bakalım, işeyebilirsen işe at. Bir de organ nakli derdi. Uygun böbreği ara ki bulasın. Yok lan. Tek böbrekle de yaşarsın. Ne olacak ki? Bende de. Karaciğer yetmezliği var. Karaciğer yetmezliği ne? Benden yarışmayın oğlum. Ben var ya iki kere mide kanaması ameliyatı oldum. Bir kere de safra kesesi. Ne övünüyorsun lan? Ne övünüyorsun? Ameliyat olmak bir şey değil ki. Bak, ben askerden bu yana kemik erimesiyle uğraşıyorum. Kemik erimesi. Adı yeter oğlum. Kodka çıkmaz.
band kaydıdır. Koltukçular Çıkmazı'nın geçmiş programlarını ve mixlerini dinlemek için www.southclose.com/koltukçularcikmazi adresine tıklayın. Koltukçular Çıkmazı. Cumartesi geceleri sizin geceniz. Koltukçular Çıkmazı sessiz olmaz. Dayıoğlu yeni parça çal. Kayınço, bırak artık tabiti, verecek sen ver alem.